kadar da olur mu ya? Ha? Şimdi burası sevgili Erdek'imiz. Bir dönem valla İstanbul sosyetesinin akın akına gittiği Erdek sahilinde bunlar yaşanıyor bu ara. Çöp konteynerleri, su deposu, araba lastikleri, naylon brandalar ve hatta klozet. Bunlar bir hırdavatçıdan çıkmadı, hepsi denizden ve sadece Erdek sahilinden çıktı Ebru'cum. Şişelere bak, gayet de güzel dizmişler görelim diye. Temizlik çalışmaları sırasında suyun altından çıkanlar çevre kirliliğinin, deniz kirliliğinin artık boyutunun ne hale geldiğini gayet güzel ortaya koyuyor. Her yangın şey var içinde. Yangın tüpü, lastik. Klozet nedir gerçekten ya? Bir klozet denizin içine nasıl düşer? Düşme değil, atmış adam yani. Nasıl atılır yani? Tişörtler, çizmeler, çöpe cüzdanlar. Çöpe atacağına oraya bırakıvermiş. Tencere, çünkü çatal, bardak. Öyle bir bilinç yok yani. Hani sandalye. Düşünsene bak şu. Bak klozet. Valla sadece Erdek böyleyse, hani bizim memleketin dört bir yanı deniz, oraya geç sadece Marmara Denizi'nin kıyılarını bir şöyle bir kavrasak, daha doğrusu Marmara Denizi'ni bir kurutsak, muhtemelen çöp dağları vardır ya, Ağrı Dağı gibi neredeyse yani. Bu çevreye karşı olan sevgimizi takdire şayan bulabileceğimiz günler gelecek mi acaba, çok merak ediyorum. O ama dalgıçlar yaptılar bu deniz dibi temizliği bu arada. Gerçekleştirdiler. Yani emeğinize sağlık. Siz de gördükleriniz karşısında şok olmuşsunuzdur. Kim bilir daha neler var. Belki de araba falan da var mı çıkaramadıkları? Daha ne var? Vallahi bilmiyorum ama bu yılın yazdan kalması bu. Ben sana söyleyeyim, emin ol. Mesela önümüzdeki bugün de bu görüntüler yine denk gelecektir. Çünkü çevre bilinci, deniz bilinci, kültürümüz, öyle bir şey yok birçoğumuzda. Bunun da eğitimde de şununla bununla oluyorsa olurdu zaten. Hakkımızda hayırlısı bundan sonrası için. Evet.